Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi ve nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Euzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah rabbi vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem kardeşlerim. Allahu Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce Dicle ve Fırat'ın altından yani Orta Doğu'da çıkacak olan zenginlik veya hazine anlamındaki hadise üzerine biraz duracağız. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kast olunan yani Dicle ve Fırat'ın altından çıkacak, Mezopotamya'dan çıkacak veya Orta Doğu'dan çıkacak olan hazineden kast olunan nedir? Nitekim Naim bin Hamad fitanında sahih bir senetle Sahih-i Müslim'den nakille Hazreti Ali'den tahric etti ve buyurdu ki fitneler dörttür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda kıyametten önce fitnelerin dört olacağını, birincisi bolluk, bereket ve zenginlik, mal ve saltanat ve gıdanın bol oluş fitnesi. İkincisi ondan sonra gelecek olan küresel ısınma veya küresel iklim değişikliğiyle beraber gelecek olan artık ekonomik şartların bozulduğu, gıda üretiminin veya gıda ekiminin durma noktasına geldiği, doğa olaylarının kontrol edilmez bir şekilde bozulması neticesinde oluşacak olan darlık fitnesi. Bir de keza bir fitne ve altın madenlerinin zikri. Yani diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yer altındaki maddenlerin, zenginliklerin artık çıkarılması. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sonra soyundan birisi çıkar ve Allah onun eliyle insanların ıslahını sağlar. Yani insanoğlunu ahir zamanda bekleyen fitneler dörttür. Birincisi bolluk fitnesi, ikincisi darlık fitnesi, üçüncüsü keza bir fitne. Yani adı ve namı buyurmamış bence korona, covid, domuz gribi buna benzeyen hastalıklar. Bir de yeraltı zenginliklerinin çıkarılması ve bunun yüzüne çıkacak olan savaşlar, katıl, harcumaş dediğimiz olaylar. Bir de Ebu Hureyre ile gelen bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki dördüncü fitne 18 gün veya 18 yıl süre sonra açılır. O zamanda Fırat'ın altından bir dağı ortaya çıkarmış olur. Ümmet ona üşüşür. Bunun üzerine her 9 kişiden 7'si öldürülür diyor. Bunu da açık ve net olarak bugünkü şartlarda göz önüne getirecek olursak Fırat ve Dicle'nin Mezopotamya'dan çıkmış olan yeraltı zenginliği bugünkü tabirle batılıların deyişiyle siyah altındır. Siyah altı nedir? Petroldür, doğalgazdır, yeraltı zenginlikleridir. Bugün Amerika'nın 91 Körfez Savaşı, 2. Körfez Savaşı, ondan sonra Suriye'nin işgali, Libya'nın tarumar edilmesi ve bütün İslam coğrafyasında bu fitnelerin, fucurların sebebi emperyal güçlerin başta Çin ve Amerika'nın ham madde savaşlarıdır. Bunun üzerinde ne yapılıyor? Bu coğrafyaya kan, gözyaşı, nefret, kin, düşmanlık tohumları ekiliyor. Amaç ve gaye iki süper gücün birbirini engelleme, birbirlerine üstün olma mücadelesinin neticesinde Orta Doğu'da, Mezopotamya'da halklar birbirine düşürülüyor, Müslümanlar birbirine düşürülüyor ve bunların üzerinden kendi zenginlikleri ve saltanatları devşiriliyor. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam gene Sahih Buhari ve Müslüm'ün tahric ettiği sahih bir senette Fırat'ın altından bir hazineyi nerede ise ortaya çıkaracak. Kim ondan hazır bulunursa ondan bir şey almasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda Fırat ve Dicle üzerinde petrol ve doğalgaz üzerinde olacak olan kıtal ve savaşlarla alakalı bize şöyle bir münebbihatı var. Kim o güne yetişirse ne o savaşlarda bulunsun ne o zenginlikten bir şeyler almak için bir mücadele içerisine girişsin. Tabiri caizse mümkün mertebe Müslümanların, müminlerin bu savaştan kendilerini korumaları özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından tavsiye edilmiş. Ebu Davud'da geçen bir rivayette, o da Ebu Hureyre yoluyla tahric ettiği bir rivayette buyurdu ki Fırat altından ve gümüşten bir dağ ortaya çıkaracak. Bunun üzerine her 9'dan 7'si öldürülür. Siz ona yetiştiğinizde ona sakın yaklaşmayın diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam.
Şimdi burada gerçekten Fırat'ın altından bir hazinenin veya bir gümüş hazinesinin veya muazzam bir altın madeninin bulunması söz konusu değil. Çünkü gerçekten Mezopotamya dediğimiz bölgede altın madenleri yok. Genelde altın madenleri nerede olur? Yüksek dağların ve nehir ağızlarında. Bugün işte Kaz Dağları'dır, bilmem neresidir, Karadeniz'dir, Ordu'dur, şurada buradır. Dağların çok olduğu yerin magmasında kaynama neticesinde oluşan dağların bulunduğu bölgelerde altın rezervleri olur. Bazen de mesela binlerce yıllık yağmurların, işte kar, fırtınaların aşındırdığı dağlardan dökülen böyle som altının, parça altınların nehir ağızlarında birikmesi, o da küçük çaplı olur. Onun için Dicle ve Fırat'ta bir altın hazine beklemek değil, bence Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşbihte bulunmuş. Yani tabiri caizse yani mecazi olarak bir altın hazineden bahsediliyor. Bugün baktığımız zaman elmastan, altından, yeryüzündeki çok maddeden daha değerli olan petrol ve doğal gaz dediğimiz ham maddelerdir. Bugün Dicle ve Fırat'ın altı dünyanın en büyük petrol rezervleriyle dolu. Bu petrol rezervleri üzerine Birinci Körfez Savaşı, aynı keza bugün Çin ve Amerika arasındaki dünya hegemonyasında liderlik savaşında bile Çin'in ham maddeye ulaşmaması için veya anlaştığı ülkelerde kaos çıkarma, orada savaş halleri bulundurma, terörist faaliyetlerde bulunma, halkları birbirine kırdırtma oyun ve hilelerinin emperyalistlerce gerçekleştirildiği açıklamalar olarak bildirilir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dicle ve Fırat'ın altından bir dağ çıkacak, insanlık oraya üşüşecek, oraya gelen her 100 kişiden 98'inin öldürüleceğini, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ümmetine sesleniyor ve diyor ki, o güne yetişen o hazineden, o zenginlikten hiçbir şey almasın. Sakın o hazine ve o zenginlik için kafirlerle beraber birlik olup savaşmasın diyor. Hatta bununla alakalı Naim bin Hamad'dan Fitan isimli kitabında tahric etti. Dedi ki Fırat neredeyse altından bir dağ ortaya çıkaracak. İnsanlar bunu duyduklarında oraya üşüşecek. Düşünün ki Osmanlı'nın yıkılması ve Osmanlı sonrası kurulmuş bütün kukla devletlerin, bütün boş batıl devletlerin, krallıkların, demokratik cumhuriyet görüntüsüyle kurulmuş devletlerin ve içindeki bütün kaosun, fitnenin sebebi petrol ve doğalgazdır. Ne zaman Batı petrol ve doğalgazı keşfetti? Orta Doğu 100 yıldır rahat yüzü görmedi. Onun için Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam Fırat ve Dicle'nin altından çıkacak olan altın ve gümüşün kast olunanın bence bugünkü şartlarda göz önüne getirecek olursa bu petroldür, doğalgazdır ve yeryüzündeki en değerli ham madde olan ağır sanayinin işleyişini sağlayacak olan petrol ve doğalgazdır. Bugün dünyada gerçekten petrol ve doğalgazın girmediği bir alan yok ve bugün Avrupa'da doğalgaz ve petrol krizi yaşanıyor. Amerika'da herkese Rusya'nın ve Orta Doğu'nun yani velhasili kelam bütün kaosun temeli dünyadaki hegemonyanın dünyanın süper gücü olmanın yolu doğalgaz ve petrol yataklarını kontrol etmek. Ya kendi kontrol edecek ya da mankurtları veya kiraladığı lejyonlarıyla bunu yapacak. Dikkat ederseniz Amerika, Suriye'nin kuzeyinde tabiri caizse PYD ile beraber oradaki petrol sahalarına oturmuş Suriye'nin bütün yeraltı zenginliklerini sömürüyor. Aynı keza o bölgedeki su havzalarını kontrol ediyor. Yani tabiri caizse oradaki hazineyi Amerika PYD ile beraber kontrol ediyor. Öbür taraftan Rusya, Esad, İran, Türkiye ve diğer devletler de buna mani olmaya çalışıyor. Sonuç itibariyle kaos gözyaşından başka bir şey ortaya çıkmıyor. Onun için Naim bin Hamad Fitan isimli kitabında bu hadisi tahric ediyor ve diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam mutlaka Fırat ve Dicle'nin altından bir dağ ortaya çıkaracak. İnsanlar bunun üzerine bunu duyduklarında olaya gelir. Oradaki bir kimse vallahi insanlar bırakılsa bunun hepsini alır götürebilirler der. Bunun üzerine her biri birbiriyle savaşır. Bu savaşta her 100 kişiden 98'i öldürülür diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bunu hadisi Ahmed bin Hanbel müsnedinde tahric etmiş kardeşlerim. Yani dikkat ederseniz bugün Orta Doğu'daki savaşın sebebi aslında Resulullah aleyhissalatü vesselam tarafından 1450 sene önce haber verilmiş. Her ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zift, katran, petrol veya doğalgaz bilinmemiş olsa bile
Aynı keza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybden haber aldığını, gayri matbuah ile kendisine ileride olacak olanın söylediğinin açık bir delilidir. Dikkat ederseniz başka bir rivayette İbni Asakir Ebu Hureyre yoluyla tahric ediyor ve diyor ki Fırat altından bir dağı ortaya çıkarır. Onun üzerine insanlar çarpışırlar, savaşırlar, birbirlerini öldürürler. Her yüzden 99'u mutlaka öldürülecektir. Kıyamet ancak gündüzün kopacaktır buyurmuştur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan, Mehdi ve İsa Aleyhisselam ortaya çıkmasından, Deccal'ın ortaya çıkmasından evvel yeryüzünde petrolün, doğal gazın bulunacağını ve bugün dünyadaki doğal gaz ve petrolün en büyük hissesi, yüzdeliği Orta Doğu dediğimiz Suudi'den tutun, Arap, Suriye, aynı keza Libya ve İran coğrafyasında yani Orta Doğu coğrafyasında olduğunu görüyoruz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Yani şunu hiçbir kimse anlamasın. Hiçbir nehrin altında binlerce ton altın çıkmaz. Hiçbir nehirin ve dağın içinden çıkmaz. Düşünebiliyor musunuz? Düşünün ki milyonlarca ton toprak elenir ancak 5-10 kilo içinden altın çıkarılır. Çünkü altın yeryüzündeki en az olan maden ve en değerli madenlerden biridir. Ama şu bir gerçek ve hakikattir ki bugün petrol içinde aynı keza insanların kullandığı tabir nedir kardeşlerim? Siyah altın. Siyah altın demek petrol demektir. Doğal gaz ve buna benzeyen ham maddeler demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'nin zuhurundan önce mutlaka doğal gazın, petrolün bulunacağını ve dünyadaki sanayi devriminin de bununla gelişeceğini, dünyadaki gelişimin ve aynı keza dünyanın da petrolle beraber yok olup mahvolacağını. Çünkü fosil yakıt dediğimiz petrol, doğal gaz dünyayı da bir taraftan ısıtıp küresel bir iklim krizine doğru da dünyayı sürüklüyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanla alakalı, Mehdi ile alakalı, İsa aleyhisselamla alakalı, Debbe ve aynı keza Duhan ve aynı keza Deccal ile alakalı bütün rivayetleri veya fitanlarla alakalı hadislerini toplu olarak derleyip resme bir bütün olarak baktığınızda aslında kıyametten önce oluşacak olan kaosun, küresel ısınmanın, İklim değişikliklerinin, insanların birbirlerini öldürmeleri, dünyanın güvensizleşmesi, dünya savaşları, mikrop savaşları ve aynı keza hibrit savaşları dedikleri, devletlerin birbirini yıpratma uğruna insanları ölümlere sürdükleri uzun vadeli savaşların habercisi olduğunu açık net olarak bildiriyor. Nitekim Teberani'nin Übeyden tahric ettiği bir rivayette dedi ki, üzerinde insanların her 100 kişiden 99'unun öldürüleceği altından bir dağı Fırat ortaya çıkarmadıkça kıyamet kopmaz. Yani Mehdi zuhur etmez, İsa aleyhisselam gökten inmez, Deccal ortaya çıkmaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlardan her birisi keşke ben almış olaydım diyecek. Ama bunun bir pişmanlıktan başka bir şeye sebep olmayacağını açık ve net olarak bildiriyor. Düşünün Suriye Savaşı, düşünün 1. Körfez Savaşı, 2. Körfez Savaşı, Afganistan işgal edilmesi, emin olun bütün İslam coğrafyasının işgalinin altında yeraltı zenginlikleri, bir taraftan petrol, bir taraftan doğalgaz, bir taraftan lityum, bir taraftan başka maddeler uğruna dünya emperyalistleri, bir tarafta NATO, Amerika, Batı bloğu, öbür tarafta Şangay Beşlisi dediğimiz Çin, Rusya'nın dünyada işte süper güç olma uğruna ham maddeye ulaşım hile ve destelerinin neticesinde oluşacak olan süreci açık ve net olarak burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Onun için Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bu ümmetin evlatlarını uyarmış. Demiştir ki o güne yetişen, yani kıyamete yakın o dönemde ahir zamana yetişen her mümin, her Müslüman elinden geldiği kadar o fitnelerden uzak dursun, kendisini korusun demiştir. Başka bir rivayette de Müslüm'ün Übey'den tahric ettiği dedi ki Fırat altından bir dağı açığa çıkarmadıkça kıyamet kopmayacak, Mehdi zuhur etmeyecek, İsa aleyhisselam gökten inmeyecek, Deccal de Horasan'dan yani İran tarafından çıkmayacağını haber veriyor. O zaman insanlar onun üzerine savaşacak ve her ondan 10 kişiden 9'u öldürülecek diyor. Vallahi doğru söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün Orta Doğu'nun 100 yıldır rahat yüzü görmemesinin tek sebebi Amerikan emperyalizminin, NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in, Bilderberg'in, Rusya'nın, Çin'in
herkesin Orta Doğu'daki Allah-u Teala'nın mustazafları yeryüzünde iktidar sahibi yapacağı ve bütün zenginlikleri lütfedeceği bizim coğrafyamızdaki bu zenginlikler yüzündendir. Bazen ahmak akılsız, bazen din düşmanı olan layık kemalist, bazen deist, ateist insanlar sürekli şunu söylüyorlar. Yahu neden Avrupa zengin, Avrupa zengin, Amerika zengin, neden Müslümanlar sürünüyor? Çünkü Avrupa ve Amerika'nın zenginliği Orta Doğu'daki yeraltı zenginliklerini çalmakla, çırpmakla, onları yağmalamak, aynı keza krallıklarla, diktatörlerle, dahaklar ve zorbalarla o halkları köleleştirip onların yeraltı zenginliklerini çalmadan kaynaklanıyor. Onlar Afrika'yı sömürdüler, Orta Doğu'yu sömürdüler, Osmanlı Devleti'ni yıktı, kendi aralarında coğrafyayı pay ettiler. Hepsi petrol için, doğalgaz için, yeraltı kaynakları için Orta Doğu'yu tarumar ettiler. Her tarafına girdiler. Kurdukları kukla yönetimlerle sürekli kaos çıkardılar. Halklara zulmettiler. Halkların örgütlenip onlara karşı savaşmasını sağladılar. O kaostan sürekli kendi zenginliklerini devşirdiler. Düşünün ki Suudi krallıktır, zorba bir devlettir. Trump çıkıp diyordu ki, ben olmasam siz ayakta duramazsınız. Sen tabii ki benim borçlarımı ödeyeceksin. Tabii ki bana uşaklık edeceksin. Tabii ki bana para vereceksin, petrolünü ucuzdan vereceksin diyerek tehdit ediyor. Neden? Çünkü yönetim şekli zorba, diktatörlük, halkını sömüren, yeraltı zenginliklerini kendi ailesi ve akrabaları yiyen bir yönetim şeklinden bahsediyoruz. Elbette böyle yönetim şekilleri her zaman batının koklası, kölesi olmaya mahkumdur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda petrolün ve doğalgazın ve yeraltı zenginlikleri madenler uğruna dünya savaşlarına çıkacağını, savaş hallerinin oluşacağını, bölgesel yerel savaşların çıkacağını, Müslümanların da uyanık olup o hile ve desiselere dikkat ederek kendilerini korumalarını özellikle tavsiye etmiş kardeşlerim.